Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Need for Speed Unlimited videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Unlimited videosu yeni gelen Güncel Bey ile beraber Dressage Shroud etkinliği ilk 2 gününü sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız. Daha fazla Need for Speed Unlimited videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir beni bırakmayı kanalımıza da hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Hatta live event diyor, gördüğünüz gibi şu anda canlı olarak bu etkinlik var yani. 2022 model Aston Martin V12 Vantage aracı veriliyor. Daha önce Aston Martin tarzı araçlar falan gelmişti. Buna benzer bir araç gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Asphalt 9'da da var bu araç. Hadi bakalım nasıl bir araçmış, bakalım nasıl bir etkinlikmiş. Bu arada en sonki özel etkinliğin devamı. Hani Paradin ve polis ekipleri tarafından etrafımız sarılmıştı. Onun devamı bu. 89.1 Blackridge radyo hattını dinliyorsunuz. Özel bir haberim var falan diyor. Yarışçılara özel hatta. Şehirden olabildiğince hızlı ve çabuk bir şekilde çıkın. Paradin ekibinin laboratuvar patlaması sonrasında yarışçılar bayağı bir diken üstünde tutuluyormuş. Korplar ve polisler onları ekarte etmeye, takip etmeye, bulmaya çalışıyorlarmış falan diyor. Ve yeni başkan Rob Stainless Steel bu konuda full olarak tam olarak desteğini verdiğini falan söylüyor. Ve aynı zamanda yeni elit yarış ekibi varmış. Enfokarlarla Paradin ekibinin özel bir elit yarış timi var. Bunlar zaten Brian'dır, Joe'dur vesairedir. Tamam, bir tane Underground'dan, yer altından bir de dataları çalmış diyor. Galiba yakalanmış diyor ama aynı zamanda. Şu anda şehir merkezinde ortalık bayağı bir karışık falan diyor. O kaos içerisine düşmek istemezsin diyor. Aha da seni kafana kıstırdık diyor. Bir polis sana yaklaşıyor ve oradan biri çıkıyor diyor. Merhaba, ben seni kurtarmaya geldim. Aslında polis değil bu arada bu Hiroshi. Bizi anlık olarak kurtarmak için geldi kendisi. Tam olarak kurtarma olmadığını da anlamamızın sebebi bu zaten. Bu arada direkt turbo parçası vermiş. Direkt olarak yapıştıralım o zaman. Evet, hadi bakalım. Aston Martin V12 Vantage aracımız şimdilik hayırlı olsun. Umarım aracı sıkıntısız bir şekilde açabiliriz. Bu arada ilk günde para kasabileceğiniz çok fazla materyal var. Tabi özel etkinlik olduğu için yarışı kaybederek de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse, konuşmaya devam edeceğim. Önce diyaloglar. Bro, buradan hemen çıkmamız lazım. Burada çok fazla polis var. Paradin ekibi, Blackridge Polis Departmanı, şu yarışçıları indirin. Evet, sana 2022 model Aston Martin Vantage getirdim falan diyor. Bin ona ve hemen gidelim buradan diyor. İlk yarış, ilk 3. ve 4. yarışlardan güzel para kasabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk 2 yarışta elinizden gelince çok fazla polis indirmeye falan çalışıyorsunuz. Yarış kaybetmeyecek şekilde tabii. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Böyle ekstra para cebe indirebilirsiniz. Bir yandan drafting falan da yaparak güzel miktarlarda para kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi polisleri indirdik. Ama tabii draftingimden fedakarlık etmiş oldum. Aslında çok da worth bir durum değil. Değmez yani. Ama benim zaten asıl para kasacağım yarış ilk değil de 4. yarış olacak gibi gözüküyor. Çünkü Hunter yarışı bayağı uzun bir yarış. Rakibimi erkenden yakalayıp ciddi anlamda para kasabilirim oradan. Tabi yarışı kaybedersem o ayrı bir durum bu arada. Yarışı kaybedersem ilk yarışa odaklanacağım. Bakın kaybedecek miyiz ilk yarışı? Tabii kaybetmemiz önemli değil ama evet, kaybettik bu arada. Çok da önemli değil dediğim gibi. O zaman ben buradan deli gibi para kasacağım. Ki güzel para da geliyor. Bakın o kadar ciddi anlamda geride kalmış olmama rağmen direkt 4000 para geldi. O zaman ben videoyu sonlandırıyorum. İkinci gün açılmasına yakın bir zaman kala kaldığımız yerden tam gaz etkinliğimize devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, mecburi kayda kaldığımız yerden, videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü son düzlükte Brian'a çarptığımda kendisi takedown oldu. Bu yüzden de yarışı kazandık. Burada işler bayağı bir karışıyor falan diyor. Mercury, hayır Ronnie. Beni, o seni buradan çıkarmamı söyledi falan diyor. Ha, sistemleri falan kapatmış. Ha, underground da yani yer altta kurtulmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor falan diyor. Umarım çok geç kalmamışızdır diyor. Gördüğünüz gibi Brian DNF diyor. Bir tane daha yarış yapacağız. Ondan sonra biletimiz bitecek zaten. Yine videoyu kaydı durduracağım ondan sonra. Yani bu biraz andaki bir olaydı. Şanssız bir olaydı. Ama güzel para geliyordu. Yapacak bir şey yok yani. Çarptık birkaç kere ve ondan sonra Brian takedown oldu. Ha, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ben Paradin ekibini kaybetmeye çalışacağım. Kurtulmaya çalışacağım. Sen de biraz mesafe aç, tamam mı?
Ha, galiba bizim de başımız dertte birazcık, hep polisten falan var. İlk iki yarışta zaten elinizden gelince fazla polis aracı indirmeye çalışıyorsunuz. Üçüncü yarış falan da para katmak için mükemmel, onu da söyleyeyim. Oha, bu arada ne biçim hız kaybettik ya. Birazcık andaki durumlar, andaki olaylar yaşıyoruz ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Evet, sen bir at aşağıya. Sen de öyle. Oh be. Sonunda doğru düzgün polis indirdik ya. Vallahi billahi. Güzel, 750 garanti. 750 garanti. İsterdim daha fazla para kasmayı ama şimdi yarışı kaybederiz falan, süre biter falan, hiç gerek yok. Hiç gerek yok hem de. Ama çok rahat kazanıyormuşuz ya. Bayağı rahat kazanıyormuşuz hem de. Yani gördüğünüz gibi daha 2,5 saniye, 2 saniye kadar falan kazanıyoruz yani. Bu tarz süreler bayağı rahat kazanılır denilen süreler zaten. Evet, bu yarışta tamamladık, biletimizi bitirdik. 23,5K paramız var şu anda. Özel etkinlik oynamanın faydaları işte. Ben buradan özellikle ciddi ciddi para kasmaya devam edeceğim. Nitro falan açmadan hatta. Çünkü en iyi para buradan kasıldığı söyleniyor. Şu parçaları da alıyorum. Ardından da ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Az önce söylediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi. İkinci gün açılmasına yakın bir zaman kadar devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci gün açılmasına gördüğünüz gibi 3 saat 45 dakika var. Bir tane daha ekstra bilet harcadım. Zaten en iyi paranın birinci, üçüncü ve dördüncü yarışlarda geldiğini söylemiştim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yan hesapta dördüncü yarıştan ben bayağı bir para kastım. Bu ana YouTube hesabımda da bir önce birinciden, ondan sonra da üçüncüden iyi para kastım. O da birinci yarışı yanlışlıkla kazandım diye falan yani. Yoksa ben birinci yarıştan devam bile ederdim yani. Çünkü 4000'e kadar para gelebiliyor. Ama işte dediğim gibi yani bu sayede 3 yarıştan da gayet iyi miktarda para geldiği için, yani sizin oynayışınız hangisine daha yatkınsa, hangisine daha rahat edecekseniz orada oynarsanız bence siz için daha iyi olur. Evet, kaldığımız yere devam ediyoruz. Şimdi sizlerle beraber birinci günü bitireceğiz. Ardından Nissan Skyline 2000 GTR etkinliğine devam ediyor olacağım. Direkt olarak video kaydına girip onu da bilgisini vereyim, haberiniz olsun. Bu arada 6 saniyemiz var ama zaten çok rahat bir şekilde yarışı kazanıyoruz normal şartlarda. Yani bayağı rahat kazanıyoruz hem de. Hani iyi bile oynamadım yani, öyle söyleyeyim. Bakın gelen parayı görüyorsunuz, 2900. Ben daha fazla alıyordum bu arada. Yani daha yavaş giderek vesaire 3500 falan geliyordu yine. İyi para olduğu için her şekilde işime yarıyor. Buradan da turbo parçası geliyor. Bu yarışı da tamamladıktan sonra birinci günü son yarışını yapıyor olacağız. Hiroshi ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam, onları kaybettim. Yakala beni. Tamam, çap şapta kelebe diğerleriyle buluşmak sıradaki hamlemiz olacakmış vesaire falan diyor. Ha, yani pek bir planımız yok ama şu anki en iyi plan bu gibi görünüyor falan diyor Hiroshi. Şu Hiroshi hakkında daha fazla bilgi edinelim ya. Yani çok aniden ortaya çıktı çünkü kendisi. Hani ben böyle özel bir memur falan vesaire bir şey sanıyordum ama böyle adresi söyleyeyim. Sivil polis gibi falan sanıyordu da değilmiş. Ki zaten tipi falan da, giyiniş kuşanışı da pek benzemiyordu. Öyle olsaydı çok değişik gelirdi bana. Neyse, bakalım Hiroshi kimmiş ya? Yani daha etkinlikte herhalde önemli yer olacaktır diye düşünüyorum. Bizi aniden kurtarmaya gelmesi falan. Ondan sonra polislerden kaçmamız. Bakalım kendisinin önemli bir yeri olacakmış gibi gözüküyor ama bu etkinlik içerisinde. Bu arada aman diyeyim, en iyisi yarışı kaybetmeyelim. Allah'tan hani iyi bir araba kullanıyoruz ya. Eğer böyle eski püskü bir araba olsaydı yüksek ihtimalle kaybedebilirdik. Onun da rahatlığı var ekstradan. Bakın Nissan Skyline 2000 GTR'la rahat rahat yarışları kazanabilecek miyim? Orada da biraz parça falan aldım. Rahat ederim. Niye ümit ediyorum? Evet, 3500 de burada geldi. Diyalog yine yok. Ve ardından son yarışa geçeceğiz. Önce bir PR duvarını aşmamız lazım. PR duvarını aşarız zaten. Ne var onunla? Direkt olarak motoru upgrade edeceğiz. Oo, direkt 2 PR geldi yalnız. Çok iyi. Çok iyi. 619 hala. Biraz da transmisyon falan geliştireyim. Yani biraz ivmemiz de artsın. Tamam, yeterli. Çünkü ilk 2 günde hani yarış kaybederek para kazanabiliyoruz ya. Aracı çok güçlü yaparsak bu sefer drafting falan yapmamız da ciddi oranda zorlaşacak. O yüzden risk atmamak için çok fazla upgrade yapmıyoruz ilk 2 günde. Dostum, bundan nefret ediyorum. Bütün şehir koplar ve polislerle dolu. Evet, beni peşimdeler. Tamamen ve tamamen beni peşimdeler. Ama Edge nerede? Hani sonuçta benden sonra en çok aranan falan da o yani, hesapta suç ortağımız.
Ejek ki aslında biz böyle bir suçla işlememişiz. Böyle de bir olay var. İşler bayağı ilginçleşecek gibi görünüyor. Daha ilk günler bu kadar olay olduysa, aksiyon olduysa sonraki günlerde bayağı şey olur diye düşünüyorum. Benim merak ettiğim bu etkinlik hani bu hikayenin sonu mu olacak yoksa bir part daha gelir mi? Sen ve Hiroshi hızlı bir şekilde çapşarpın yakınına geldiniz. Sirenler öteki blok daha duyuluyormuş falan diyor. Tamamdır, ofisinde birkaç tane alet daha falan var vesaire diyor. Tamamdır, insanlar burada olmalı. Yani herkesin burada olması gerektiği gibi. Herkesin burada olması gerekiyor falan diyor. Arkanıza dönüyorsunuz ve bir ses duyuyorsunuz falan diyor. Biri yürüyor falan diyor. Buradan da Jax'ı geliyor. Tebrikler. Yani Shining Armor. Yani parlayan bir şövalye zırhı gibisin. Demesiyle etkinliği ilk gününü an itibariyle bitirmiş olduk sevgili dostlar. Evet. Videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Bitiriyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açılış açılmaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili dostlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci gün açılalı 17 dakika olmuş. Dükkanda da bu arada bayağı sağlam parçalar var gördüğünüz gibi. Turbo beyaz, tekerlek beyaz, yeşili ve turbonun da yeşil parçaları geldi şansımıza. Bayağı güzel bir olay oldu bu arada. Bayağı bir işimize yarayacaktır muhakkak. Şimdi kaldığımız yere ikinci günden devam ediyoruz. Kız kardeşim bu mekanın anahtarını verdiğini sana inanamıyorum falan diyor. Çünkü ben burada çalışıyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Oo. Ha. Sizin diğer böyle yeraltı dostlarınız erkenden ayrılmak zorunda kaldılar falan diyor. Çok fazla polis var diyor. Ha, burada beklememe, karşılamamı söylediler falan diyor. Hani sen artık yeraltı parçası değildin? Hey, belki benim Renegade çetesi atmış olabilir ama bu benim daha az yaşlı olduğum anlamına gelmez falan diyor. Bunu yakında görecekler. Çok yakında ya da daha sonra. Hadi bakalım o zaman, madem öyle. Evet, Jackson'la beraberiz. Jackson'la beraber işbirliği içerisindeyiz. İlginç bir durum gerçekten. Devam ediyoruz, evet. İkinci güne de başlıyoruz itibariyle. Daha fazla vakit harcamayalım. Blackwish'ler çıkmalıyız. Beni takip eden aptalca bir şey yaparsan seni geride bırakırım, kapiş. Yani aptalca ne yapabilirim bilmiyorum ama neyse, peki. Yani evet, başımıza o kadar bela geldi. Bir şekilde sağ çıkmayı başardık. Aptalca bir şey yapmayız diye düşünüyorum yani mantıken. Neyse, Jackson'ın arkasına geçelim de direkt draft pick yapalım. Bu arada ikinci günde en iyi para kasabileceğiniz yarışlar 3. ve 5. yarışlar. İsterseniz Nitro Rush yarışından Nitro şeritlerinden bol bol geçerek para toplayabilirsiniz Drift ile beraber. Ya da isterseniz 5. yarıştaki Rush Hour yarışını yaparak, oradan Draft Tick artı Drift'tir vesaire onları yaparak da yüksek miktarda para cebe indirebilirsiniz, size kalmış o. Ben tabii ki de Rush Hour yarışını tercih edeceğim. Çünkü o tarz yarışlarda daha fazla para toplayabiliyorum. Daha fazla risk alıyorum, rakiplere ayak uydurabiliyorum falan ya. Falan benim her zaman yaptığım şey yani. Draft Tick yapmak falan. O yüzden Rush Hour daha mantıklı. Hani buradan bile 2850 çıktı. Evet, diyalog yok. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada aynı zamanda Nissan Skyline ekibi GTR'ın 5. günün de başladı. Bu videodan sonra, yani biletleri bitirdikten sonra direkt olarak gideceğim. O videoyu da çekeceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani çekmeye başlayacağım. Umarım telefonda depolama sıkıntısı çekmem. Dikkat, ileride polisler var. Yani klasik. Bu arada Jackson'ın arabası değişik bir arabaymış. Gözüme yeni çarptı. Allah'tan biraz transmisyon falan bastık da geliştirdik de öyle böyle drafting yapabiliyoruz yine. Bas kalsın var ya, polise çarp, bu arada ciddi bir zaman ve hız kaybı yaşayacaktık. Böylece Hiroshi'nin arkasından drafting yapamayacaktık. 175'te daha Nitro'ya basayım hatta ben şöyle. Yoksa yarışı kaybetme ihtimalimiz var. Az kalsın kaybediyorduk ama işte İyi bir araba olunca, hızlı bir araba olunca yine kazanabiliyoruz böyle işte. Güzel. Risk aldık ve başarılı da olduk, cezalandırılmadık. Nissan Skyline 2000 olsaydı kaybetmiştik. Net bir şekilde söylüyorum. Evet, birinci güzel para kasabileceğiniz yarış. Nitro Rush. Ama ben buraya geçeceğim zaten. 5. yarıştan kasacağım çünkü asıl parayı. Herhalde direkt olarak Blacklist'ten çıkacağız. Buradan bu yarışı tamamlamamızla beraber böyle yani ciddi bir hız artışı, ciddi bir hız bastığımıza göre yani doğal olarak şehirden çıkacağız gibi görünüyor. Sonra işte Blackish'ten çıktıktan sonra bizim ekiple buluşmaya çalışacağız. Umarım buluşabiliriz. Bu arada çoğu Nitro şehrini kaçırdım ama
Yani çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani umarım olmaz. Birazdan nitro şeritlerini kaçınmam yüzünden hızımı yüksek seviyelere taşıyamadım ama neyse ki cezalandırılmadık bu konuda. Şöyle bir airtime yapalım ve yarışı da başarılı bir şekilde tamamladık. Evet. Ne kadar para geldi buradan? Yani çok da bir şey gelmedi. Diyalog yok. Güzel. Diyalog olmaması işimize gelir. Videonun süresini kısaltıyor çünkü. İşimize gelir. Evet. Dördüncü yarış. Zamana karşı yarışta devam ediyoruz. İkinci günün. Dediğim gibi beşinci yarışta biz asıl paramızı kasacağız. Tamamdır. Artık herhalde Blacklist şehrinden çıkarız diye düşünüyorum. Bu yarışta da beraber. Yani Rush'la çıkarız diye düşündüm de. Çok da öyle olmadı. Şimdi zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Polis yok ortalıkta. Yani madem bu kadar aranıyoruz, niye buralarda polis yok? İlginç. Polisler sadece belli yerlerde mi bulunuyorlar? Madem bu kadar aranıyoruz. Ama tabii başkaları da aranıyor. Ondan dolayı da olabilir aslında. Başkaları da aranıyor. Çünkü koskoca underground, yani yeraltı ekibi aranıyor desek yeridir yani. O zaman normal. O zaman normaldir bu arada. Evet, bu yaşta tamamladık. 1675'te buradan geldi. Yine diyalog yok. İşimize geliyor zaten. Ardından da asıl para kasacağımız yarışı da açıyoruz. Evet. Buradan da turbo parçası veriyormuş hem. Evet, Jackson ve Hiroshi tekrardan yakaladık bu arada. Dodge Charger RT kullanıyormuş bu arada Jackson. O yüzden benim tuhafıma geldi. Evet. Çöl taraflarına geldik. Peki biz herkese nerede buluşacağız tam olarak? Yani çölün ortasında bir yerde. Ve paradin falan da yok. Güzel güzel, işimize gelir o zaman. Biz bol bol drafting yapacağız şimdi. Bol bol drafting yapacağız. Ben buradan bol bol para kasacağım. Üçüncü gün açılmasına da yakın bir zaman kala kayda devam edecek. Ve o zamana kadar ne kadar para toplayabilirsek, yani sonuçta özel etkinlik oynuyoruz. Özel etkinlik oynuyorsak bizim parayı katlamamız lazım. Elimizden geldiğince, ki böylece diğer parçaların kitlerini de alabiliriz. Yani sonuçta oyun bize ya transmisyon ya tekerlek ya da nitro ile kiti verecek. İkisinden yani. 4 olasılıkta ikisi gerçekleşecek. Biz de hani doğal olarak başka geliştirmeler yapmak isteyeceğimiz için ya motor ya turbo kitlerinden birini tercih edeceğiz. Evet, yarışı kaybettik. Kasıtlı olarak gördüğünüz gibi fenomen miktarda da para geliyor. Videoyu sonlandırıyorum. Nissan Skyline videosunu çekeceğim çünkü kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 5. yarışı yanlışlıkla kazandım ama bir diyalog falan yok. O yüzden çok bir önemi yok. Zaten yarışı da oynamıştık. O yüzden dert olacağını düşünmüyorum. Yine de kusura bakmayın ama. Şimdi 2. günün son yarışında kazanıyor. Ardından da videoyu da bitiriyor olacağız. 3. gün açıldığında tabii ki de yeni videoyu çekmeye başlayacağım. Bay bay Blackridge. Hakikaten bay bay Blackridge yani. Vay be, Blackridge'den kaçmak zorunda kalmak, uzaklaşmak zorunda kalmak birazcık üzüyor. Bu arada aracın yükseltmesini direkt olarak yaptım çünkü hani yanlışta 5. yarışı kazandım ya. PR duvarını açmam gerekiyordu bu yarışı oynayabilmem için. Buradan biraz para farmlayabilmem için. Ondan dolayı yaptığım yükseltmeleri de gösteririm tabii ki de. Ondan sonra video sonlandırırım bu arada. Haberiniz olsun. Tamam, Jackson'da geçtik. Ve bu yarışı da tamamlayarak ikinci günü bitirmiş olduk. Bir yandan Nissan Skyline etkinliğinin 5. gününü bitirdim bu arada. Evet. Aynı anda Blackwish şehrinin kaybolduğunu görüyorsun falan diyor. Uzun bir süre Blackwish'e gelemeyeceksin falan diyor. Evet. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Başımız bayağı ciddi belada. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacağız. Buradan ekstra 15 çizim daha geldi. Ve yavaştan da videoyu sonlandırıyoruz. Evet sevgili dostlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Sonraki videoda etkinliğin, yani Dressage Shroud etkinliğinin 3. ve 4. günlerini tamamlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırak, bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.